Evet, tekrar Osman'ın replayındayız. Bu sefer haritamız Malinovka. Bu sefer konsept 1B tankıyla oynuyorum. Osman, bu tankın olayı mobilitesi. Çok enteresan bir, çok absürt bir gövdesi var tankın. Aslında bir tank inceleme ya da tank anlatım videosu değil ama çok böyle kısa, ilk pozisyon alana kadar böyle oraları doldurmak için lak lak yapayım diye anlatıyorum aslında. Güzel bir stil var. Stil meraklısı olanlar için etkileyici bir stil. Benim tarzım değildir stiller. Ben genelde tankları kendi özellikle ağır tanksa hiç boyamadan Langer diye çıkarım ben abi. Gördüğünüz gibi çok enteresan bir tarzı var tankın. Hani birazcık böyle fütüristik bir yapısı var. Sanki böyle uzay aracı gibi 2000 böyle 300'lerde 2100'lerde falan üretilmiş. Enteresan saçma sapan bir yapısı olduğunu görebiliyoruz. Tareti var gibi ama yok gibi de böyle görüyorsunuz. Neyse. Çok fazla lak lak yapmayalım çünkü asıl bölgeye doğru gelmek üzereyiz. Bölgeye geldik. Burada da çok düşman tankları ve bizim tanklarımızın çarpıştığı nokta burası. Ağırların özellikle buraya geldiklerini görebilirsiniz. Udesi az önce ateş etti. İkinci bir atışı yapacak. İyi nişan almak için önündeki evi yıktı. Atışını yaptı. Udes de ona vurdu. Şu anda 846 hasardayız. Bir atış daha yapabilir mi? Evet, ön zırhından sektirdi. Ön zırhından özellikle kulesinden sektirebilir yine bu tank. İyi bir pozisyon aldı şu anda ama rakibi de spotladı, yine ön safta oynadığını görüyoruz. Ice 2'den sektirdi. Atışı girmedi. Biraz sıkıntılı bir bölge. Çok fazla ileri gitti. Hemen geri düşmesi gerekiyor. Çünkü rakip taret avantajında. Cooldown oynama avantajında. O da bunun farkında. Yüklemeyi bekliyor. Yükler yüklemez. Patton tankına alttan yaklaşık 417 hasarını vuruyor ve takım arkadaşları da Patton'ı garaja yolluyor. Burada görevi bitmedi ya, hala agresif oyunu sürdürmeye çalışıyor. Çok milimetrik hamlelerle çıkıp IS-2'yi de hasar atıyor. IS-2 tankı artık bitmek üzere. Orada hiçbir şey kalmadı IS-2'den. Sadece 3 canı kaldı IS-2'nin ve yine takım arkadaşları IS-2'yi garaja yolladı. Henüz 2,5 dakika kadar bir süre geçti ve yine Osman'ın agresif oyunu işe yarıyor. 2245 hasar ortalamasına, pardon, hasar ulaşmış ortalaması demek yanlış olur. Bu arada Maus tankı var. Çok kolay delebileceği bir tank değil. En arkada başka bir tank gördüm. Maus'tan ziyade onu atmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyor. E75, o da seviye 9 bir ağır tank ama ona penetre edebiliyor bu topuyla. Konsept 1B tankı burada gayet iyi iş çıkardığını görüyoruz. Yine Osman'ın oyun tarzı uzaktan net keskin atışlarla rakibine hasarları yağdıran bir Osman izliyoruz. Osman Konse 1B tankını bu sefer Maus'a doğru yöneltiyor namlusunu. %50 delme şansı var. Pardon, Type 5'miş. Çok 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 özür dilerim. Type 5'miş. Type 5'i de deliyoruz. Gördüğünüz gibi dikkatsiz yayıncı hangi tankın hangi tank olduğunu bile bilmiyor. Evet, bu arada muazzam bir başarı gördünüz. Konsept 1B topundan yine öve öve bitiremediğim, maşallah dediğim top kesin sektiriyor ya da ıskalıyor. Ama bir sonraki atış T5 tankına girdi. Arkada bir mouse var. Belki o mouse'tu. Demin boşuna özür dedim. Bilmiyorum. Neyse. Yayın iyice, video iyice saçma bir yere gidiyor. Ama bu arada gördüğünüz gibi biz boş boş konuşurken Osman boş durmuyor. Ve Osman Bey toplamda 4640 hasara ulaşıyor. Yan taraftan aman tanrım, bu nasıl sekti? Bu nasıl sekti gerçekten? Şanssız bir an. FV 4005'ten mermi sektirdik. Özellikle yandan enteresan bir durum oldu. Ama o FV 4005'te çok fazla yaşamadı. Ve Udes tankına da hasarımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi tepede yine hakim noktada çok da fazla risk almadan yüksek DPM'li tanklarla oynamayı seviyor ve bolca kör atış yapmayı seviyor. Bu kör atışlarında çoğu aslında kör değil, bilinçli atıyor ve o tanklara ya hasar veriyor ya da garaja yolluyor. 5034 hasardayız. Gördüğünüz gibi Konse 1B tankını da gayet iyi kullanıyor. Osman'ın tarzı tamamen mobil olan tanklarla uzaktan kendini riske atmadan oynaması. Burada riskli bir bölge aslında burası. Şimdi 6'ya 3, evet, kazanıyor gibi görünüyoruz. Risk çok az da olsa var ama yapacakları ufacık bir hatada arkada duran tanklar çok rahat pozisyon aldılarsa eğer ve dikkatli olmazsa Osman'ın takımı, işler terse dönebilir. Evet, Osman bir tank daha gördü. Ferdinand nişanını aldı, ondan da sektirdi. Nişan süresi biraz fazlaydı yanılmıyorsam topunun. Tekrar nişan alınacak Ferdinand'a. Çok zor, çok zor. Zaten
Ferdinand'a daha nişan alır almaz Ferdinand'ı garaja yolladı. Tabi bu arada spotunu da vermeyi ihmal etmiyor Osman Bey. Zaman zaman ondan geri kalmıyor. Evet, iki ağır orada. Biri E75, biri Mouse. E75 tercih etti. Akıllı bir tercih. Mouse'u bu mesafeden delmek çok iyi bir atış yapmanıza bağlı. Ki Mouse'un pozisyonu da şu anda kolay bir pozisyon değil. Körden atışını yaptı, şansını denedi. 8-3 artık 5420 hasara ulaştı. Ve yine mantıklı olanı yapıp büyük bir ihtimalle rakibin üstüne basacak. Ve o bastığında daha da fazla hasara ulaşacak Osman. Artık tamamen rakibi, haritaya baktığınızda tamamen rakibi abluka altına aldıklarını görüyoruz. Rakibin kaçacak fazla bir yeri yok. Burada sola da bakabilir ama oraya bakmıyor derken şimdi oraya taretini çeviriyor. Çevirir çevirmez de 56 TP'ye hasarını veriyor. E75 tanka hala orada. Onun altına nişan alıyor. Net bir atış olacaktır ve garaja yolluyor. Easy beasy diyor mürettebatımız. Komutan kadın mürettebatımız ve Osman Bey. Gördüğünüz gibi 4 kile ulaşıyor konsept 1M'le. 1B tankı ile. Ve Mouse orada ama kolay bir lokma değil. Kolay bir lokma değil. Artık basacak. Çünkü bu mesafeden Mouse'u delebilmek, iyi bir atış yapabilmek ve penetre edebilmek çok zor. Büyük bir ihtimalle arkasına dolaşacaktır. Evet, oraya doğru gidiyor. Tahmin ettiğimiz oluyor. İlk mermide Mouse tankı var ama o T-30 tankına nişan alıyor. Daha net bir hedef. Hasarı oynuyor. Tekrar T-30 tankına nişanını alacak. Çok rahat delebileceği bir tank yandan özellikle ve ona ikinci atışını yapıyor. 6699 hasarda. Gerçekten yine çok yüksek hasarlara ulaşabildiğini görüyoruz. DPM'i yüksek tanklarla Osman'ın ve Mouse'u çok güzel bir yerde yakaladı. Ama ona rağmen görüyorsunuz zaman zaman nişangahımız kırmızı oluyor, sarı oluyor, kırmızı oluyor, sarı oluyor. Önden delemeyecektir Mouse'un. Ona doğru dönmesi Osman'ın şanssızlığı. Eğer arkası ona doğru dönseydi çok daha rahat net atışlar yapabilecekti. Ve atışlarını peş peşe yapabilecekti. Nişan almakta zorlanıyor, emin değil. Dediğim gibi nişanı biraz kötü bu topun. Ve Mouse gibi bir tanka da çok rahat nişan alamıyorsunuz. Buradan evet çok zor, çok zor, çok zor. O da zaten diyor ki aman başlarım Mouse'unuza diyor. Ki o arada kendi takım arkadaşları Mouse'u garaja yolluyor. 7053 hasara ulaştı. Muazzam bir hasar. Gerçekten gerçekten bir medium tank. Aslında konsept 1B bir ağır tank ama medium tank tadında bir ağır tank. Yanılmıyorsam 35 mi 45 mi? Evet, 45 kilometre WOT'tan baktım kendi sitesinden. 45 kilometre hıza ulaşıyor giderken. Mobilitesi son derece iyi bir tank. Hızlı ve mobil bir tank ve buraya yetişemedi ama toplamda gördüğünüz gibi 7053 hasara ulaştı. Yine agresif ama ne yaptığını bilen, tankını bilen, rakip tankları bilen, hedef seçmeyi bilen bir Osman İzledik. Eline koluna sağlık diyor ve hemen bot replace'ta bakalım neler yapmış. Osman yine agresif bir oyun, mobil bir tankla agresif bir oyun bize sunmuş ve güzel de bir replay olmuş. 12 tankla connection sağlamış. Bunlara toplam 7324 hasar vermiş. 4 tankı garaja yollamış. 1530 zırhından sektirmiş ve 1447 de destek spot hasarı vermiş. Gördüğünüz gibi Osman 6 tankı da spotladığını görüyoruz. Yani son derece yine oyuna hakim. Yine her yere hakim. Yine basmadık yer bırakmamış ve yine bir Cristiano Ronaldo'luk, yine bir Messi'lik yapmış. Takım skoruna bakalım Osman'ın neler yapmış takım ve Osman. Burada 2 tank görüyoruz. Osman konsept 1 beziyle ve yine US 15-16'yı görüyoruz. Tabi AMX 500'de az çok gibi hasar atmış. Hatta FV4005'i de bunlara dahil edebiliriz. Kısacası rakip takımı çok ciddi bir şekilde absorbe etmiş Osman 7324 hasarla ve gördüğünüz gibi 1604 de deneyim puanı alıyor. Şuraya bakmadık tabi, buna bir bakalım. Gördüğünüz gibi Master ustalık börevesini alıyor. Yüksek kalibreyi alıyor. Confederance madalyası alıyor. Fire efekti, atış efekti ödülünü alıyor. Fighter dövüşçü kavgacı ödülünü alıyor. Ve Spotter ödülünü alıyor çünkü alt tank spotlamıştı. Yani yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapmış Osman ve takımını sırtlamış. Ve toplamda 66.000 kendi ana kredi ödülü gelmiş.
ekstralardan 30 bin gelmiş ve toplamda da masrafı çıktığınızda 24.600 kredi olarak Osman'ın kasasına gitmiş. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, kanala mutlaka bir reply bırakacağım. Onun dışında canlı yayınlarımız olacak. Yeni Tarkov videoları gelecek. Yeni VOD videoları, yeni canlı yayın videoları gelecek. Ve yine 1000 aboneye geçtiğimiz için, bildiğiniz gibi kısa bir süre önce geçtim 1000 aboneye, küçük bir çekilişimiz olacak. Bunların hepsini planlayıp programlayıp yakında sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.